Piyasa Masası'ndan günaydın. Ben Zeynep Erataman, Bloomberg KT Para ve Sermaye Piyasaları Müdürü Ebru Usta ile birlikte karşınızdayız. Bu hafta dışarıda Powell'ın konuşması başta olmak üzere içeride siyaset başlıklarını da ekonomiyle birlikte izleyeceğimiz bir gündem var. ALB Yatırım'a döneceğiz. Satış ve Pazarlama Direktörü Meryem Gürsoy bizimle beraber bu sabah. Meryem günaydın, iyi haftalar diyelim ve soralım neler bekler piyasaları bu hafta? Günaydın, iyi haftalar Zeynep öncelikle. Şimdi baktığımız zaman borsa tarafından başlayacağım önce. Geçtiğimiz hafta %3'ün üzerinde bir kapanış gerçekleştirdik. Tabii aslında buradaki kapanış daha yüksek olacaktı ama Cuma günü Meral Akşener tarafından gelen açıklamalar piyasada ciddi anlamda sert satışlara sebep oldu. Ama sonrasında da günün sonuna doğru da gelen satışların aslında toparlandığını ve alımların geldiğini de gördük. %3'e yakın bir düşüş olmuştu ama genel olarak haftayı %3'ün üzerinde kapattık diyebiliriz. Şimdi burada tabii baktığımız zaman hani gelen alımların yani sert satışlardan sonra alımların gelmesi aslında piyasadaki iştahın bize daha hala canlı olduğunu da gösteriyor. Bunu söyleyebiliriz. Ama genel olarak endekste zaten aslında 5350 seviyesindeki direnç seviyesini kıramadığını ve oradan da kar satışlarının geldiğini de görüyorduk. Aslında Cuma günkü gelen siyasi haber akışları da bir nebze buradaki kar satışlarını hızlandırmak için bir sebep oldu diyebiliriz aslında. Şimdi tabii bilanço dönemindeyiz. Hisse bazlı hareketlilikler olabiliyor ya da sektör bazlı ayrışmalar da olabiliyor ama günün sonunda şuna bakmak gerekiyor ki aslında şu anda bir seçim dönemindeyiz. Dolayısıyla siyaset tarafından gelecek haber akışlarının piyasada ciddi anlamda hızlı ve sert tepkilere sebep olduğunu daha önceki tecrübelerimizde de görmüştük. Dolayısıyla bu süreçte biraz daha temkinli olmak gerektiğini düşünüyorum Zeynep. Diğer taraftan bu hafta senin de söylediğin gibi Powell ve Lagarde'ın konuşmalarını takip edeceğiz kongrede ve bu hafta tarım dışı istihdam verisini karşılıyor olacağız küresel tarafta. Bu veri önemli çünkü son zamanlarda Fed'in daha bir agresif tutum içerisinde olup olmayacağı ya da beklenenden bir tane daha fazla faiz artışı yapabilir mi beklentilerinde piyasada hakim olduğu bir süreçteyiz. Dolayısıyla Cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin de piyasalar açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. ALB Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Meryem Gürsoy çok teşekkürler aktardığın tüm notlar için. Dönüyoruz buradan Ebru'ya. Ebru tekrar günaydın. Yeni güne başlarken hem küreselde hem de içeride neler bilmek lazım? Aslında deprem gündeminden seçim gündemine doğru geçiş yaptık. Onu söyleyebiliriz. Cuma günü önemli bir volatilite vardı piyasada. Borsada %3'ü aşan, %4'e yaklaşan satışlar gördük öğleden sonra saatlerinde. Meral Akşener'in açıklamalarıyla birlikte 5000 puana doğru geri çekilme görüldü. Ancak 5000 puanın altına inmedi. En düşük 5054 puanı gördük borsa tarafında. Gün içi de 5298 puan görüldü en yüksek tarafta. %4'e yaklaşmıştı satışlar. Ardından gelen kamu aracı kurumlarının alımlarıyla, yüksek miktardaki alımlarla tekrar yükselişe geçtiğini gördük gün içerisinde. Öğleden sonraki saatlerde volatilite yükseldi. Bundan sonra da seçim dönemine giriyoruz. 10 Mart itibariyle seçim takviminin açıklanmasını bekliyoruz. Bu Cuma gününe denk geliyor. Bununla birlikte 14 Mayıs'ta seçimlerin gerçekleşmesi de bekleniyor. Seçim dönemine kadar volatilite yüksek seyredebilir bu anlamda. Varlık fonunun alım yapacağı ile ilgili borsada 1 milyar dolara kadar civarında tabii tutar tam net verilmese de Bloomberg haberi vardı geçtiğimiz hafta. Bu doğrultuda bir miktar destekleme olduğunu görüyoruz. 5000 puanın altına inmeyen, günü de 5212 puanda kapatan, %0.93 seviyesinde eksi tarafta kapatan bir borsa görüyoruz. BIST 100 endeksinde FK 5.68 seviyesinde, dolar bazında BIST 100 2.75 dolarda, hacim 95 milyar TL seviyesinde gerçekleşti Cuma günü. Bankalar eksi taraftaydı. BOFA'nın bir raporu vardı Cuma günü açıklanan, birazdan bahsedeceğiz ondan da. Bankalar eksi tarafta kaldı ancak Garanti Bankası, Halkbank ve Vakıfbank artı taraftaydı Cuma günü. Tofaş hissesinde Stellantis haberi vardı Perşembe günü açıklanan. Tofaş'ın bu haberin ardından pozitif tarafta kalmaya devam ettiğini izliyoruz. Cuma günü de %7'ye yakın bir artışla kapandı. %6.85 seviyesinde bir artışla kapandı. Sınai endeksi yine sınırlı artı tarafta kalmıştı Cuma günü. Ulaştırma endeksi ise negatif tarafta kaldı. Bugün Pegasus'un bilançosunun gelmesini bekliyoruz bu hafta. Yine son hafta bilançolar için 13 Mart konsolide bilançolar için son hafta. Deprem bölgesindeki şirketler için 10 Mayıs'a ertelendi son bilanço tarihi. Bugün Pegasus, yarın BİM, Tekfen, çarşamba günü Medical Park, perşembe günü Turkcell,
Cuma günü Alarko ve Ülker'in bilançolarını bekliyoruz. Ayrıca Cuma günü Tüpraş ve Türk Traktör'ün temettü ödemeleri olacak. Bu da önemli piyasalar için. Biraz önce gelen bir açıklama vardı. Bu geçtiğimiz hafta talep toplaması tamamlanan Göknur Gıda'nın sonuçları açıklandı. Toplamda halka arz büyüklüğü 871.8 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Yapı Kredi Yatırım Konsorsiyumu'nda bir halka arzı %72'si bireysel ayrılmıştı. Eşit dağıtımdı. Toplamda 8 kata yakın talep geldiğini görüyoruz. 904.968 yatırımcı pay sahibi olmuş durumda. Geçtiğimiz hafta SPK'nın onay verdiği Akfen Yenilenebilir Enerji'nin halka arzının da bu hafta olması bekleniyor. Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri yapılacak. 9.80 halka arz fiyatı var. Oransal bir dağıtım olması bekleniyor. Arzın %50'si yabancı kurumsal yatırımcılara ayrılmış durumda. Arzın %20'si bireysel ayrılmış durumda. %20'si yurt içi kurumsal, %10'u da şirket çalışanlarına ayrılmış durumda. 30 gün boyunca Garanti BBVA yatırımın fiyat istikrarı planı da var. Şimdi dönelim buradan istersen biraz daha spesifik gelişmelere. Şimdi genel piyasa toparlamasını yaptıktan sonra bir miktar bilançolardan bahsettik. İstersen Ereğli tarafını biraz daha açalım. Cuma kapanış sonrasında önemli bilançolar geldi. Bunlardan biri Ereğli. Ereğli, İskenderun Demirçelik, Kardemir, Kalekim, Enka İnşaat, Kontrolmatik, YOTK ve Genilaç bilançolarını takip ettik. İstersen Kontrolmatik'ten başlayayım. 2022 yılında 130,5 milyon TL bir net kar vardı. 2022 yılında karın 484 milyon TL gibi bir artışa yükseldiğini görüyoruz. FK'sı 69 seviyesinde, piyasa değeri 32,5 milyar TL. Son ay aylık %13 civarında bir hissede artış olmuştu. Yıllıkta da geçtiğimiz yıl çok ciddi artışlar görmüştük Kontrolmatik'te. Yıllık bazda baktığımızda %500'ün üzerinde artış var. İskenderun Demirçelik tarafında bir miktar demirçeliklerde zayıf bir performans görüyoruz son çeyrekte. İskenderun Demirçelik'te satışlar 36,5 milyar TL'den son yıl 62 milyar TL'ye %11 civarında bir artış olsa da FAVÖK ve netkar tarafında daha zayıf bir performans görüyoruz. FAVÖK son yılda 2021 yılında 14.2 milyar TL idi. Son yıl 10.2 milyar TL'ye gerilemiş durumda İskenderun Demirçelik'te. Net karda 6,5 milyar TL'den 6,7 milyar TL'ye yükselmiş. Son çeyrekte İskenderun Demirçelik'te faaliyet zararı var. Cuma günü de tavan seviyelerden kapanmıştı. İki hafta önce zaten işleme açılmıştı İskenderun Demirçelik. Depremden etkilenen hisselerdendi. Deprem sonrası işleme kapatılmıştı İskenderun Demirçelik. Bilançolarındaki etkiyi ilk çeyrekte görürüz diye düşünüyorum. Erdemir'in İskenderun Demirçelik'le ilgili bilançosunda bir açıklaması oldu. Tesiste hasarın olduğunu belirtiyor. Ancak bu hasarın sigortalı olduğunu ve sigorta çalışmalarının, ekspertiz çalışmalarında devam ettiği belirtilmiş. Enka İnşaat'ın bilançosu var. Ondan biraz bahsedeyim. Ondan önce hemen istersen bir de terminale bakalım. Ereğli Demirçelik için şu anda 4 al, 9 tut, 6 sat tavsiyesi var. Hedef fiyat seviyesi 12 aylık ortalamaya bakıldığında 38 lira 69 kuruşta %12'lik bir götürü potansiyelini işaret ediyor. Tabii yeni güncelleme gelir mi takip edeceğiz. 3 Mart tarihinde en son gelen rapor Morgan Stanley. Orada da yine bir miktar ağırlığı azaltılması yönünde tavsiye olduğunu görüyoruz. İstersen Ereğli ile devam edeyim. Sen de açmışken. 2022 yılının son 4. çeyreğinde 2.35 milyar TL'lik piyasa beklentisinin üzerinde son çeyrekte 3.17 milyar TL net dönem karı elde etti Ereğli Demirçelik. Son çeyrek karı ile birlikte 2021 yılının tamamında 15,5 milyar TL olan net karın 2022 yılında 18 milyar TL'ye yükseldiğini görüyoruz. Son çeyrekte 207 milyon dolar net dönem karı elde etmiş durumda şirket. Geçen yılın aynı döneminde 409 milyon dolar kar etmişti. Böylece şirketin 3. çeyreğinde %5.3 olan net kar marjının bu çeyrekte %11.7 seviyesine yükseldiğini, ancak net kar marjının 2021 yılında son çeyreğinde %17.5'un altında kaldığını görüyoruz. Son çeyrek karı ile birlikte 2022 yılının tamamında net kar 1.14 milyar dolara olarak gerçekleşti. Net kar 2021 yılının tamamında 1.75 milyar dolar seviyesindeydi. Net kar marjı ise 2021 yılında %22.8 seviyesinden bu yılda %14.1 seviyesine gerilemiş durumda. Son çeyrekte 80 milyon dolarlık bir FAVÖK, %4.5'ta FAVÖK marjı elde etti.
Satış gelirlerinde ve miktarlarında son çeyrekte gerileme var Erdemir'in. Üretim rakamı ve kapasite kullanım oranında da bir miktar son çeyrekte gerileme var. Ton başına FAVÖK rakamında ise gerileme 4. çeyrekte de devam ediyor. Son çeyrekte ton başına FAVÖK rakamı 48 dolara çekilmiş durumda. Bir önceki çeyrekte bu 124 dolar seviyesindeydi. Geçen yılın aynı döneminde ise 418 dolar seviyesindeydi. Yani geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde 418 dolar olan ton başına FAVÖK 48 dolara kadar gerilemiş durumda. Yatırım harcamalarına baktığımızda ise 2022 yılında 430 milyon dolardan 723 milyon dolara yükseldiğini görüyoruz. Şimdi Borsa İstanbul Yüz Ana Endeks günü ve haftaya 5244 puandan başladı. 31 puanlık artıda %0,61'lik bir yükselişe denk geliyor. Onu da ifade edelim. 5244 puandayız. Borsa açılışı itibariyle %0,6'lık bir yükseliş var. 31 puanlık bir yükseliş anlamına gelmekte. Sektörel kırılımlara gittiğimizde mali endeks %0,78, sanayi endeks %0,33 ve banka endeksi %1,03'lük bir kazanımla ekrana yansıdı. Turizm endeksi %0,23 ve ulaştırma endeksi %0,91 artıda. Hal böyleyken borsa açılışı itibariyle dolar TL 18,90-21, euro TL ise 20,12-36 seviyesinde işlemlerine devam etmekte. Ereğli ile ilgili bugün sabah saatlerinde gelen raporlar var. İş yatırım Ereğli hedef fiyatını bu sabah 40,9 TL'den 51 TL'ye yükseltti. Sat tavsiyesini ise TUT'a yükseltti. Vakıf yatırım ise Ereğli hedef fiyatını 36 lira 90 kuruştan 34 lira 50 kuruşa düşürdü. Tavsiyesi TUT olarak korudu. Onu da belirtelim. Ereğli'nin temettüsü ile ilgili çok sorular var. Temettü henüz gelmedi haberi. Geçen sene 10 Şubat'ta bilançosu gelmişti. Temettü açıklaması da 22 Şubat'ta gelmişti. Bu yıl açıklamanın bu hafta ya da işte 10 gün içerisinde gelmesi olası. 2021'de ise temettü ve finansallar aynı gün açıklanmıştı. Ereğli temettü verimliliği olan da bir hisse. Geçtiğimiz yıl 4 lira 45 kuruş seviyesinde bir temettü dağıttığını açıklamıştı. İstersen Enka İnşaat'la devam edelim. Enka tarafında da bilanço geldi. Enka İnşaat'ın 2021 yılı satışları 25.7 milyar TL'ydi. Bu yıl satışların 61.8 milyar TL'ye yükseldiğini görüyoruz. FAVÖK tarafında ise 6.8 milyar TL olan 2021 yılı FAVÖK'ünün 14 milyar TL'ye yükseldiğini görüyoruz. Net kar tarafında ise gerileme var Enka İnşaat tarafında. 5.16 milyar TL olan net kar rakamı 2022 yılında 1.9 milyar TL'ye gerilemiş. Bu sabah Yapı Kredi Yatırım'dan bir rapor geldi Enka İnşaat'la ilgili. Hedef fiyatı 50,5 TL, tavsiyesi de al olarak korundu. Enka İnşaat'ın 4. çeyrekte 5.1 milyar TL olan net kar açıklaması piyasa beklentisinin ancak üzerinde 4 milyar TL seviyesinde bekleniyordu. 4. çeyrekte 3.7 milyar TL olan FAVÖK'ün genel beklentiler dahilinde kaldığını da söyleyebiliriz. Yatırım portföyünden elde edilen kazançların performanstan kaynaklandığı belirtilmiş Yapı Kredi Yatırım'da. Böylece şirket 2 milyar TL net karla kapatmış oldu. 5.2 milyar TL'ydi bir yıl önce. Bir önceki yıla göre düşüş olsa da yılın ilk yarısında artan global faizlerin yatırım portföyü üzerindeki olumsuz etkilerinden kaynaklandığı belirtiliyor raporda. Diğer taraftan net kar beklentisini ciddi oranda aşan performans sonrasında sonuçların hisse üzerinde pozitif bir etki yaratmasını beklediklerini belirtmiş Yapı Kredi Yatırım. Bu doğrultuda 12 aylık hedef fiyat 50,5 TL ve al önerilerini korumuşlar. Model portföylerinde de yer aldığı belirtilmiş. Şimdi Enka İnşaat'a da analist tavsiyeleri açısından baktığımızda terminalde 4 kurumdan al, 6 kurumdan da tut tavsiyesi var. Hedef fiyat 12 aylık tarafta 34 lira 88 kuruş olarak ifade edilmiş. Şimdilik %7,2'lik bir getiri potansiyeline tekabül ediyor diyelim. Birazdan bu arada fiyat gelişmeleri raporda gelecek. Merkez Bankası'nın enflasyonun ertesi günü alışılageldiği üzere, ama gelmeden önce istersen biraz daha şirket haberi ve notları aktarmaya çalışalım. Kardemir bilançosu geldi. Kardemir'in de satışları 2021 yılında 14.7 milyar TL'ydi. 2022 yılında satışlar 27.4 milyar TL'ye yükseldi. FAVÖK 2021 yılında 4.9 milyar TL iken 2022 yılında 4.3 milyar TL'ye geriledi. Net kar rakamında da bir miktar gerileme görüyoruz. Kardemir tarafında 3,85 milyar TL olan 2021 yılı net karının 2.17 milyar TL'ye gerilediğini görüyoruz. Demir Çelikler tarafında son çeyrekte bir miktar zayıf bir performans görmüş olduk bu bilançoyla birlikte.
Şimdi fiyat gelişmeleri gelecek ama oraya dönmeden önce istersen aracı kurum raporlarına da geçelim. Zannediyorum JP Morgan'ın değerlendirmesini öncelikle vereceksin Ebru. Orada TOFAŞ'la ilgili bir değerlendirmeleri söz konusu olmuştu. Ben de raporu şöyle yansıtmaya çalışacağım mümkün mertebe büyüterek. Böylece rakamlarla belki sana eşlik etme şansım olabilir. Geçen seneyi güçlü bitirdi TOFAŞ diyorlar. Bu sene için neler bekliyorlar? TOFAŞ'ın Stellantis haberinin ardından hissede olumlu bir performans görüyoruz. Geçen haftadan bu yana Cuma günde %7'ye yakın bir artışla kapatmıştı. JP Morgan Cuma günü bir rapor yayınladı TOFAŞ'la ilgili. Hedef fiyatını 168 lira 59 kuruştan 252 lira 80 kuruşa yükseltti. Tavsiyesi de ağırlığı artır olarak korundu. Cuma kapanışı 195 TL seviyesindeydi hissenin. 252 lira 80 kuruşa doğru bir yukarı yönlü güncelleme görüyoruz JP Morgan raporuyla birlikte. Anlaşma sonrasında Türkiye'de 100 araçtan 42'sini Koç grubu satmış olacak. TOFAŞ'ın payı %19-20 civarında, Stellantis'in pazar payı ise %32 civarında. Ford'u da kattığımızda Koç Holding'in otomotiv payının %41-42'ye yükseldiği bu hesaplamalar doğrultusunda belirtiliyor. Stellantis'in Peugeot, Opel, Citroen, DS gibi markaları bulunuyordu. JP Morgan da bu doğrultuda güçlü bir bilanço açıkladığını geçtiğimiz yıl. 4. çeyrek net karının yıllık bazda %161 artışla 8,56 milyar TL'nin olduğunu, iş talebin güçlü olduğunu geçtiğimiz yıl, bundan sonra da güçlü devam edeceğini otomotiv pazarında söylüyorlar. Bu doğrultuda Stellantis'in anlaşmasıyla da TOFAŞ'ın güçlü bilançolar açıklamaya devam edeceğini öngörmüşler. Bu doğrultuda da hedef fiyatın artırıldığını görüyoruz. Şimdi Merkez Bankası tarafında da takip ettiğimiz kadarıyla Şubat ayı enflasyon değerlendirmesi fiyat gelişmeleri raporu yayımlandı deniyor. Ben de bilgisayarımı güncelliyorum, geldiği noktada vereceğim. Şu an için baktığım kadarıyla yine 50 ay üst üste yükselen bir enflasyon verisi sizlerle paylaşmıştık. Onu belki hatırlatmakta fayda var. Son dakikalardan faydalanalım biz şimdilik. Merkez Bankası yıllık enflasyon enerjide belirgin olmak üzere tüm ana gruplarda düşüş kaydetti diyor. Detay vereceğiz ama istersen senin notlarına biraz daha devam edelim Ebru. Cuma günü yine önemli bir rapor geldi. Bank of America, Türk Banka raporu açıkladı. Türk bankalarının öz kaynak karlılığının düşük kalabileceğini belirtiyor raporda. 2023 yılında yılın ikinci yarısında da faizlerin artacağını öngörmüş. Kredi hacim artışının bir miktar hız kesebileceğini, net faiz marjında da bir miktar daha baskı olabileceğini söylemiş. Düşük seviyede ya da negatif bölgedeki spreadler ve sürekli değişen düzenlemeler nedeniyle Türk bankalarının öz kaynak karlarının daha önce öngördüklerinden daha düşük kalmasını beklediklerini belirtmişler. Raporda Türk bankalarının önemli ölçüde gelir büyümesinin yavaşlayacağını, maliyet artışlarının ise 2022 seviyelerine yakın olmasını beklediklerini belirtmişler. BOFA'nın izlediği 6 Türk bankası için 2023 hisse başına kar tahminleri ortalama %23 civarında düşürülmüş. Kötüleşen koşullar, çok sayıdaki risklere atıfta bulunulmuş raporda öz sermaye maliyeti varsayımı 200 de puan yükseltilmiş durumda. Kurum seçim öncesi kredilerdeki teşvikler veya düzenlemeler yoluyla kredi desteklemelerinin devam edeceğini de öngörmüş. TÜFE endeksi tahvillerin net faiz geliri üzerindeki etkisinin ağırlığının 2023'te de 2022 seviyelerinin çok üzerinde olacağı belirtilmiş. TÜFE beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesiyle birlikte deprem bölgesinde 6 ay ödemesiz dönem ya da aktif kalitesini bir seferlik düşürecek, mücbir sebep doğrultusunu bir seferlik düşürecek kredi genişlemeleri, kredi düzenlemeleri olsa da NPL'in bu doğrultuda çok etkilenmeyeceği belirtilmiş. Kurumun hisse hedef fiyat değişiklikleri de şu şekilde: Akbank'ın tavsiyesi nötrden endeks altı getiriye indirildi. Hedef fiyatı 23 lira 40 kuruştan 17 lira 75 kuruşa çekildi. Garantinin tavsiyesi ise nötrden ala yükseltildi. Hedef fiyatı 34 liradan 31 lira 30 kuruşa çekilmiş durumda. Halkbank'ın tavsiyesi endeks altı getiride tutuldu. Hedef fiyat 8 lira 85 kuruştan 5 lira 35 kuruşa çekildi. İş Bankası'nın tavsiyesi nötrde tutuldu. Hedef fiyatı 13 lira 30 kuruştan 12 lira 60 kuruşa çekildi. Vakıfbank'ın tavsiyesi ise piyasa altı getiride tutuldu. Hedef fiyat 9 lira 30 kuruştan 8 lira 65 liraya çekildi.
Yapı Kredi'nin tavsiyesi ise nötrde tutuldu. Hedef fiyat 14 lira 50 kuruştan 12 lira 25 kuruşa çekilmiş durumda. Bütün hedef fiyatlarda aşağı doğru bir güncelleme var. Akbank'ın tavsiyesi aşağı yönlü güncellenmiş. Garanti Bankası'nın ise tavsiyesi nötrden ala yükseltilmiş durumda özetle. Şimdi dönüyoruz buradan Merkez Bankası'nın fiyat gelişmeleri raporuna. Tüketici fiyatları Şubat ayında %3,15 oranında artmış. Yıllık enflasyon 2,5 puanlık azalışla %55,18 seviyesine gerilemiştir diyor Merkez Bankamız. Metni yine büyüterek de vermeye çalışabiliriz ekranımızdan. Bu dönemde yıllık enflasyon enerjide belirgin olmak üzere tüm ana gruplarda düşüş kaydetmiştir. Enerji fiyatlarında kur ve emtia fiyatlarındaki görünüme paralel olarak son aylardaki ılımlı seyir sürmüştür diyor Merkez Bankamız. Temel mal grubunda da bu dönemde aylık artışların yavaşladığı izlenmiştir. Hizmetlerde fiyat artışı bir önceki aya göre yavaşlamakla birlikte yemek hizmetleri, eğitim ve bakım onarım gibi kalemler öncülüğünde nispeten yüksek seyir izlemiştir. Kirada aylık artış oranı bir önceki aya kıyasla önemli ölçüde gerilemiştir. Öte yandan gıda fiyatları, sebze, kırmızı et, süt ve süt ürünleri öncülüğünde yüksek bir oranda artmaya devam etmiştir. Şubat ayında üretici fiyatları aylık artışı enerji fiyatlarındaki belirgin gerilemenin katkısıyla zayıflamıştır. Bu görünüm altında BVC endekslerinde yıllık enflasyon düşmüş, göstergelerin mevsimsellikten arındırılmış aylık artışı önemli ölçüde yavaşlayarak Ocak ayı öncesindeki seviyelere gerilemiştir deniyor. Tabii kira artışları tarafını deprem sonrası bir kez daha herhalde gözden geçirmek gerekecek bir sonraki enflasyon verisinde ve tabii hizmet enflasyonu bütün dünyanın konuştuğu bir unsur. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda burayı da izleyeceğiz. İşte gıda tarafını yayınlarda yine ele almaya çalışıyoruz. Deprem bölgesinin de etkisi olacak. BVC endeksleri de çekirdek göstergeler. Orada da yine %50 civarında kalmaya devam ediyoruz. Hatırlatalım ve devam edelim. Bir miktar kuraklığın da gıda fiyatlarında etkisi olacak sanırım. Muhakkak evet, iklimin de etkisi olacak. Notlardan devam edelim istersen biz de kaldığımız yerden. OYAK Yatırım geçen hafta model portföyünde tekrar bir güncellemeye gitti. Güncellemişlerdi. Evet, konuşmaya vaktimiz olmamıştı. Ondan biraz bilgi aktarayım. Önceki hafta OYAK Yatırım model portföyüne YATAŞ'ı eklemişti. Geçtiğimiz haftada Endeks Bilgisayar ve ODAŞ Elektriği model portföyüne eklediğini açıkladı. ODAŞ'ı medyada yer alan EPDK incelemesiyle ilgili 1.2 milyar TL'lik ödeme haberinin de etkisiyle sene başından bu yana BIST 30 hisseleri içinde en kötü hisse performansının ardından model portföyüne eklemeye karar verdiklerini açıklamışlar. ODAŞ, BIST'te kote tüm enerji şirketleri içinde son 12 aylık rakamlar üzerinden en düşük FD FAVÖK çarpanına sahip hisse olduğu belirtilmiş. Şirketin %77 bağlı ortaklığı Cante'nin 26 Ocak'ta açıkladığı güçlü finansallar, 13 Mart'a kadar sonuçlarını açıklayacak olan ODAŞ'ın da güçlü rakamlar açıklayacağı sinyalini verdi. Ayrıca Cante şu ana kadar ilk çeyrekte geçen yılın 4. çeyreğine benzer bir kapasite kullanım oranı ile çalışmakta ve bu da güçlü FAVÖK yaratımının devamına işaret ettiği belirtilmiş. Şirket hisseleri 2023 tahminlerine göre 2.4 FD FAVÖK ve 2.7 FK gibi oldukça ucuz çarpanlarda işlem görüyor. ODAŞ Elektrik 15 lira 50 kuruş hedef fiyatı ile eklenmiş %101 yaklaşık getiri potansiyeli vaat ettiği belirtilmiş. Endeks Bilgisayar'la ilgili ise şu ifadeler var. Güçlü ciro büyümesi, iyileşen marjlar ve sıkı net işletme sermayesi yönetimi sayesinde artan net nakit pozisyonu ile güçlü 4. çeyrek sonuçlarının ardından Indes'i model portföylerine eklediklerini belirtmişler. 2023 yılında bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün güçlü bir yıl geçirmesini bekliyorlar. Ve şirketin sektördeki lider, distribütör konumu ile sağlam finansallarını beğendiklerini belirtmişler. Muhafazakar 2023 tahminlerine göre şirket hisseleri 6.1 FK, 2.1 FD FAVÖK gibi cazip çarpanlarda işlem gördüğü belirtilmiş. Indes için mevcut piyasa seviyesinde %68 civarında bir potansiyele karşılık gelen 30 lira 98 kuruş hedef fiyatı ile endeks üstü getiri önerisine sahip oldukları belirtilmiş. Son model portföylerinde de ekranda görüldüğü gibi Tüpraş, Migros, Akbank, Koç Holding, Şişecam, Türk Hava Yolları, Mavi, Doğaş, Yataş, ODAŞ, Endeks Bilgisayar ve Aksigorta hisseleri bulunuyor. Böylece bugün de piyasa masasının sonuna geldik. Yarın sabah tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.